Her iki takımın da çok eksik oyuncuların olduğu bir müsabakaydı. İlk yarı Galatasaray çok daha iyiydi. İkinci yarı biz de tekrar oyunu dengeledik ve birbirlik skoru yakaladık. Bu kadar eksiğimiz olmasına rağmen birbirlik skordan da çok memnunuz. Bir puan bizim için iyi oldu. Hakeme de buradan çok teşekkür ediyorum. Gayet iyi bir maç yönetti. İnşallah bundan sonraki haftalarda da aynı performansı hakemlerimizden bekliyoruz. Bir hafta kaldı. Transfer başladı. Bu arada Yunus Emre çok merak ediliyor. Evet, Yunus Emre ile ilgili birkaç saat içerisinde bir açıklama yapacağız. Kendisi İngiltere'de. Birkaç saat sonra açıklama yapacağız. İnşallah kendisi için de hayırlı olur. Türk futbolu için de hayırlı olur. İkincisi Getson'un bugün veda maçıydı. Rodriguez'in. Samu Sayıza ile burada bir parantez açmak istiyorum. Samu sezon başında gitmek istiyordu. Kendisi kaldı. Fakat son haftalardaki agresif performansından dolayı ve bu haftada idmanlara çıkmak istemeyip gitmek istemesinden dolayı da Samu'yla da yollarımızı ayıracağız. Sivas Spor hiçbir şekilde hiçbir topçunun katkısını ya da başka şeylerini çekecek durumda değil. Hiç kimse Sivas Spor'dan büyük değil. Keita'yla da bugün sözleşmemizi feshettik. Evet, kendisini de bir kulübe gönderdik. Bundan sonra birkaç oyuncuyla da yollarımızı ayırabiliriz. Yeni transferlerimizi de önümüzdeki günlerde açıklayacağız. Çalışmalarımız devam ediyor. Keita Romanya'ya mı gitti? Evet. Keita'dan Romanya'ya gitti. Önümüzdeki hafta inşallah 3 transfer açıklamayı düşünüyoruz. Yani yarın olabilir, öbürsü gün olabilir. Son noktadayız. İnşallah takımımızı çok daha güçlendireceğiz. Bülent hocamıza da buradan tekrar çok teşekkür ediyoruz. 2 haftada 4 puan aldı. Özellikle bu hafta çok eksiğimiz, sakatımız, cezalımız, Ray yoktu. Diğer gidecek oyuncularımızı gönderdik. Ve bunun neticesinde de hasta oyuncularımız vardı hafta içi. Hepsi şu an ciddi tedaviler sonrası çıkmak zorunda kaldılar. Ama dediğim gibi Bülent hocamızın da oyun taktiğine de buradan çok teşekkür ediyoruz. Oynayan bütün oyuncularımıza da çok teşekkür ediyoruz. Ellerinden gelen gayreti gösterdiler. Galatasaray'a da çok teşekkür ediyoruz. Gayet iyi bir maç oldu. Gayet centilmen bir maç oldu. İnşallah bundan sonra da ligimiz böyle tertemiz devam eder. Bir penaltı pozisyonu vardı. Galatasaray'ın penaltı beklediği bir pozisyon. Siz görebildiniz mi pozisyonu? Biz gördük ama o pozisyonda herhangi bir penaltı yoktu. Vardı zaten çağırmadı. Yani herhangi bir pozisyonu görmedik. Evet. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkür ederim.